Aklımızdaki kamyon şemasını oluşturan ve ilklerin adresi bir kamyonla karşınızdayım. Anılarıyla yüzümüzde bir tebessüm oluştursa da güvenli değil uyarısıyla sitesindeki acı bir merhaba ile bizleri karşılayan. İlk 40 ayak kamyon, Türkiye pazarındaki ilk tuvaletli kamyon ve her şeyden önemlisi yine yurdumuzun ilk kamyon üreticisi olan Askam'la birlikteyiz. Sokağa çıkarır çıkarmaz yanlarındaki hava filtrelerini kaybettiğimiz o burunlu oyuncaklara ilham veren ilkleri, ürettiği modelleri, iflasındaki soruları ve hafızalarda bıraktığı izlerle Askam sizlerle. Dostlar selamlar. Öküz sırtı Doç, Baba Doç, Harhar Doç, Hino Doç. Sokaktaki ekmek arabası, inşaatlarda hafriyat kamyonu, Karadeniz dağlarındaki tomruk kamyonu gibi her segmentin temsilcisiydi bu kamyonlar. Üzerindeki ortaklıklar sebebiyle gerçekten de karma karışık bir marka adına sahip olan firma, asıl adı Chrysler Anonim Şirketi olmasına rağmen 2000'ler öncesi Doç adıyla, 2000'ler sonrasındaysa Askam adıyla anılmaya başlandı. Sokaklarda park etmiş bir kamyonunu gördüğümüzde bir nevi manuel şerit takip yardımcısı diyebileceğimiz bu tamponundaki topuzlu antenleri olan ve bu antenleri kendimizi yaralayana kadar çekip bırakan, bizlerle büyük maalesef bizden önce yok olan üreticinin tarihine bir bakış atalım. Sanayinin gelişmekte olduğu 1950-1960'lı yıllar Türkiye'sinde sıfırdan bir üretim yerine firmaların pazarı olarak bulunmaz bir cevher, hatta montaj üretim hattı olarak görülüyordu ülke. Bu uğurda Askam, %60'ı Chrysler, %40'ı ise Çiftçiler Holding ve ortakları bünyesinde 1962 yılında Türkiye'de kuruldu. 64 yılında üretime başlayan üretici 63 Doç ile üretime başladı. Burunlu As serisinin atası diyebileceğimiz bu model serisi yerini 70'lerde 406'lara bıraktı. Sonrasında 407 ile devam ederek bu burun varyantını 40 yıllık bir süre zarfıyla As 950 süper serilerine kadar devam ettirdi. Birçok lakabı olan, hatta şu an klasikleşmiş As 100'leri, As 200'leri, balta burunlu As 250'leri ile başlayan bu burunlu serileri dönemin proje mühendisi Erdinç Karaüç'ün de söylemindeki gibi tamamen fabrikadaki hüküm sürmüş Amerikan tarzı muhafazakar bir anlayışın ürünüydü. Örneğin araç dengesinin sağlanması ve kabin varyantının olmazsa olmazı Amerikan tarzı bu ileri ön aks yapısı, uzun şasesi, aslında bir shorts kabin mantığı neredeyse 40 yıl boyunca G serisi misali değişime uğramadan devam etti. Geniş dönüş çapı nedeniyle bileklere fazla güç düştüğü için direksiyon topuzunun da en çok bu Dodge serilerine yakıştığı bu kamyonlar As 950 süper serilerine kadar Perkins motorun çeşitli varyantlarını kullanarak güncellendiler. 600, 700, 800, 900 ve 950 serilerini her şantiyede bir adet görmemek neredeyse imkansızdı. Yüklü bir şekilde hareket halindeyken Mercedes-Benz Formula 1 aracının yunuslama problemi gibi sürekli zıplayan bu kamyonlar Karadeniz bölgesinde tomruk nakliyesinde hala kullanılmaktadır. Tarihler 1978 yılını gösterdiğinde Chrysler Türkiye'de başarılı olmadığını düşünerek hissesini Tatco, Çiftçiler ve Ruşen Sat'a devretti. Ve artık Askam Chrysler International ile imalat, patent, lisans ve satış anlaşması çerçevesinde üretimine devam etti. Firma 1991 yılında var olan Chrysler lisansına Japon Hino Motors lisansını da ekleyerek pazardaki Mitsubishi ve Isuzu'nun pastadan aldığı paya ortak olmak istedi ve bunu gayet de güzel başardı. Çünkü Hino'lar o dönemin seri fakat ağır yüklere karşı zayıf kalan Japon üreticilerine karşı özellikle kum deposu bulunan nalburların damperli model örneklerinde Dodge'larla birlikte yer alıyordu. Benim de ailemin hurda geri dönüşümüyle uğraştığı o yıllarda çocukluğumun geçtiği, hatta araba sürmeyi üzerinde öğrendiğim bu fotoğraftaki FB112SA kamyonla çok anlarım olmuştu. Mahmut Bey Çetaş'tan şase, yani sıfır satın aldığımız bu kamyonla o zamanlar Askam'a yedek parça tedariği yapan bu Kıraç'taki tutanlar firmasından Çayırova'daki Chrysler fabrikasına, yani bu kamyonun üretildiği topraklara 98-99'lu yıllarda nakliyeler yapmıştı. Askam var olan Hino atılımını piyasadaki boşluğu da erkenden fark ederek hızlı bir şekilde güçlendirdi. 97 yılında hali hazırda ellerinde bulunan ağır vasıtadaki yürür aksamlarını Hino motorla renklendirip kabini Avusturya imalatı ve 86 yılı ilk üretimi olan Steyr kabinle süsleyerek melez bir kamyon üretmeye karar verdiler. Üretilen kamyon HiEx zamanında bile üretimde kaldı çünkü yıllardır Askam'ın çift yataklı, konforlu ve burunsuz bir kabin özleminin ilk ürünüydü. Bu sayede Askam Hino ortaklığıyla Türkiye piyasasında elde ettiği başarısını 32 ve 26 serileriyle taşlandırdı. Pazarda önemli miktarda satış rakamları elde etti. Dedim ya, çünkü Dodge'ların 40 yıl boyunca karoserinde önemli bir değişiklik yapmaması, rakiplerinden konfor anlamında oldukça geri kalması ve düşük beygir gücü yeni bir tasarım ihtiyacını doğurmuştu. İşte firmanın her ne kadar bir başarı gibi görülse de nacizane fikrim firmanın gerileme döneminin başlangıcıydı bu seri. Çünkü firma o dönem yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla BMC, Mercedes ya da Otosan'ın gerisinde kalmıştı. Sıfır bir üretim yerine melez bir araçla piyasada yer edinmek istemişti. Steyr'den alınma bir kabini olan, motorları Hino'dan alınan,
Chase ve Ax grubunu yerli üreticilerin yanı sıra ithal kullanan Ascam, Az serisinin şanını da yanına alarak elde ettiği satış rakamlarıyla adından söz ettirmişti. Ayrıca bakın burası çok önemli, Türkiye piyasasına ilk 4 akslı aracı kazandırmıştı. Yüksek tonajlı modeller üretilmesini sağlayan bu 4 akslı yapı, Türkiye'de adeta karayolu taşımacılığının farklı bir boyuta taşımış, çekici yapılanmasını geriletmiş, karayollarında tonaj sorunu başta olmak üzere bir düzine tartışma konusunu da beraberinde getirmişti. Asların kemikli altyapısını bünyesinde bulunduran Hino serisi, sağlam şasesi, dar dönüş çapı, kendini kanıtlamış Hino motoru, ZF çarpmalı şanzımanı, Cerli Meritor defranseri ve Wapco fren sistemiyle rakiplerle yarışır bir haldeydi. Ayrıca Japon mucizesi diye tanıtılan FB110 sağ kamyonet ve FB112 sağ kamyon serileri de oldukça sevilmişti. 9 yıllık Hino zarafeti sonrası 2000'de girilen mali kriz firmaya ilk darbeyi vurdu. Çünkü üretime ara verecek kadar firmada ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Konuyla ilgili 2003 yıllarında gazete manşetlerini Ascam işçileri 23 aydır iş bekliyor başlığıyla okudu kamyoncu camiası. Çünkü bir zamanlar Mısır'a kamyon montajı ve yedek parça üretimi gibi teknoloji satan firma üretimini durdurmuş, piyasadaki binlerce aracı belki de sahipsiz bırakmıştı. Kafamızdaki neden kapandı sorularına ilk cevap firma açıklamasıyla gelmişti. İşçileri 2000 krizinden etkilenildiğini, ham maddenin dolar üzerinden borçlanarak alındığı için şimdi bu borcu geri ödeyemediklerini açıklamışlardı. Kısıtlı bir maddi kaynakla toparlanmaya çalışan Ascam, hızla düşüşe geçen pazar payını iyileştirmek, eski konumunu tekrar kazanmak için model gamında yenilik yapmak üzere çalışmalara başladı. Çünkü yaşanılan bu gerilemeye diğer üreticilerin de 4 akslı modellerle karşılık vermesi, tercihlerin BMW, Ford ya da Mercedes gibi fabrikası bulunan üreticilere kaymasına neden olmuştu. İlk olarak Chrysler Kamyon İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi ismiyle kurulmuş olan firma, Ocak 2002'de Chrysler'in Daimler Benz ile birleşmesi sonucu ünvan değişikliğine giderek son adı olan Ascam ünvanını aldı. Artık isim hakkıyla da ülkeden ayrılan Chrysler, Dodge lisansını da beraberinde götürmüştü ve artık firma bu ismi kullanamıyordu. Bu yüzden burunsuz araçlarına Fargo, burunlu kamyonlarına da DeSoto adını vererek üretimlerine devam etme kararı aldı. Haziran 2003'te Çiftçiler Holding'in şirket hisselerini diğer iki ortaktan devralmasıyla da yeniden yapılanma dönemine girdi ve bu yeniden yapılanma doğrultusunda Chrysler'le bağının kalmadığını göstermek amacıyla tamamen yeni, bambaşka, Ascam'a özgü bir model üretmek için kolları sıvadı. 2004 yılına gelindiğinde son yıllarını çalışanları başta olmak üzere piyasada bir buruklukla geçirse de yapacağı altın vuruşla hepsinin üzerini kapatacağını düşünen Ascam son bir atılım yaptı. Bu son kurşunda Ascam'ın geleceğe bakış toplantıları doğrultusunda iki yeni araç geliştirildi. Proje boyunca 70 mühendis 300 bin saat çalıştı. Sadece Ar-Ge için araçlarla ilgili çeşitli değişik tasarım çalışmalarında kullanılmak üzere 2 milyon dolarlık bilgisayar, yazılım ve personel yatırımı gerçekleşti. Ve ortaya ilki yüksek ve geniş, yani High and Extended anlamını taşıyan Fargo HiEx, diğeri ise müşteri beklentileri doğrultusunda altyapısı tamamen yenilerek pazara sunulan bir şirket klasiği olan şantiye ortamında kullanılmak üzere AS950 Super tasarlanmıştı. Ascam, Chrysler'den kalan tek yadigar olan AS950'ye altın bir dokunuş yapmak istemişti. Efsaneye saygıdan dolayı bir süre daha üretimini devam ettirmişti. Yeni logosu, modern görünümü, Datsun motoru, HEMA direksiyon kutusu, ZF9S75 çarpmalı şanzımanıyla bu AS950 Super serisi ortaya çıkmıştı. Fargo HiEx ise İzmir Enternasyonel Fuarında tanıtımı yapılan oldukça iddialı bir modeldi. Ascam'ın bana göre ikinci hatası da burada gerçekleşmişti çünkü kendilerine göre yerli fakat totalde tekrar melez bir kamyon tanıtıldı. HiEx o dönem birçok yeniliği bünyesinde bulunduruyordu. Döneminin üretilen kamyonları arasında iç derinliği en fazla olan Euro 2 standardına çevreci 292 beygirli bir motoru bulunan, kliması, buzdolabı, hatta bunların yanı sıra ilk tuvaletli kamyondu. Şoförler tarafından insan yemek yediği yere s**ar mı diyerek daha sonraları çok eleştiri aldığı orası ayrı. HiEx, yeni yapılanmanın diğer ürünü olan tamamen Ascam'a özel bambaşka bir araç üretmek için yola çıkan üreticilere 8 ay gibi bir süre verilmişti. Bu kısa süre zarfı nedeniyle üretim ekibi elini çabuk tuttu ve bu sürede Hino'larda kullanılan Steyr kabin üzerinde geliştirme yaptı. Form 2000 Anonim şirketi ele alınan kabinin üst tavanını, Avitaj Anonim şirketi ise bu kabinin sıfırdan ön panjurunu ve tamponunu tasarlayıp üretti. Kısacası var olan kabin geliştirilerek kabine yeni bir çift yatak göstergesi olacak şekilde yüksek tavan ve yeni bir tampon ön panjur grubu eklenmişti. Hino'dan itibaren bu kabinin büyük bir kısmı lisanslı bir üretimdi ve doğruyu söylemek gerekirse HiEx için dokunuşlarla yeniden yorumlanmıştı. Aslında kuruluşundan itibaren az önce bahsettiğim gibi bu alandaki eksikliğini HiEx'le tekrar göstermişti Ascam. Keza motorlarda da öyle. MAN'ların yurdumuzda da boy gösterdiği 270 serilerindeki MAN motorunu kullanmıştı.
Ascom'un umudu olan bu altın vuruş 4 sene üretime devam etse de firmayı tekrar toparlayamamıştı. 5 akslı model denemesini de yanına alarak firma Axor'un 3240'ına, Cargo'nun 3230'una, BMC'nin 935'ine yenilmişti. 2007 yılında Çayırova'da önce ağır vasıta üretimi durdu. 2014 yılına kadar hasbel kadar yedek parça üretimi devam etse de maalesef o nihai sona ulaşıldı. Peki döneminde Türkiye'nin en büyük ilk 50 sanayi kuruluşu içerisine yer alan GEX tanıttığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Cumhuriyetleri'ne araç, Almanya ve Avusturya'da yan sanayi mamulleri üretip ihraç eden, hatta Türkiye çapında 58 yetkili satıcı ve 71 yetkili servisi bulunan bu firma nasıl oldu da bu hale geldi? Tamamen kişisel görüşlerimi açıklıyorum sizlere. Arkasında Koç veya Sabancı gibi ya da Daimler gibi büyük bir yatırımcısı bulunmayan firma, tıpkı klasik Nokia örneğinde olduğu gibi aslında yanlış olan hiçbir şey yapmamıştı. Sadece kendini yenileyememişti. 40 yıl gibi bir süre zarfı boyunca aynı tasarım çizgileri, maalesef modern tasarımlara yenik düşmüş, rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Arge teknolojisindeki yetersizliği, global ekonomik krizden ciddi oranda etkilenmeleri, ayrıca kendilerine özgü bir ürün ortaya koymamaları maalesef gidişatı hızlandırmıştı. Bir de ithal parçalarla ortaya çıkarılmış ürünler tablonun geneline bakıldığında kar marjını düşürüyor. Örneğin Hino serisi kabini, parçaları ve Ege Endüstrisi'nin ürettiği 3. dingili haricinde büyük oranda melez bir araçtı. Kabin lisansı da başta olmak üzere Hino J08 TM motoru kar marjını ciddi oranda düşürmüştü. Ve buna benzer belki firma içerisinde bizlere yansımayan bir sürü hatalar zinciri bir firmayı bu hale getirmişti. Ne Renault Temsa ortaklığı, ne Sinotruk lisansı, ne de emniyete verilen zırhlı PW250 araç atılımı hiçbir Ascom'u geri getirmeye yetmedi. Son olarak çiftçiler ailesi arasındaki yaşanan yönetim krizi haricinde bir ses ya da çıkmayan üreticiyle ilgili, makine kimyada yok olmadan önce kamyonlarıyla bizlere kalan birkaç fotoğraf, birkaç anı ve bazı hatıralar kaldı. Bu web sitesini tekrar faal görür müyüz bilmem ama bu şekilde de daha fazla göremeyeceğimiz kesin. Bölüm kahramanı Yüksel, namı diğer BMC Pro 827 dostuma teşekkürlerimi sunarım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, dostça kalın.